Kıymetli izleyicilerimiz, 1998 yılından beri ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Noel priminin detayları belli oldu. Kimler ne kadar Noel primi alacaklar? Bunu sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Yalnız yaşayan bekar bir kişi için 152.45 euro ödenecek. Çocuksuz bir çift için 228.67 euro ödenecek. Tek çocuklu aileler için 274.41 euro ödenecek. İki çocuklu aileler için 320.14 euro ödenecek. Üç çocuklu aileler için 381 euro ödenecek. Dört çocuklu aileler için 442 euro ödeme yapılacak. Her çocuk başına 60.98 euro daha eklenecek. Yani çocuk arttıkça bu rakam da artacak. Değerli izleyicilerimiz, bu paralar Aralık ayının ortasında hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatacak. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Fransa'daki ekonomik sıkıntı gerçekten her geçen gün daha da artıyor. Özellikle kira fiyatlarının ciddi anlamda bu koronavirüs döneminde artmış olması, vatandaşın kazanmış olduğu paranın maaşının neredeyse %50'sini sadece konut kirasına ya da faturalara toplamda verdiğini gözlemliyoruz. Bu rakam geçmiş yıllarda sadece %30 civarındayken bugün %50 civarına geldi. Evinden çıkmak zorunda olan, ev bulmak zorunda olan insanların gerçekten ev bulabilmeleri neredeyse imkansız halde. Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da ciddi anlamda konut stoğu sorunu var. Bu sorun yıllardır devam ediyor ama maalesef görüyoruz ki Macron da göreve geldiği ilk günden bugüne kadar bu konut sorununu çözebilmek için hiçbir adım atmadı. Değerli izleyicilerimiz, bu sorun şu anda Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Ancak Fransa'daki durum daha da içler acısı. Sokakta yaşayan insanların sayısı artıyor. Ev bulmakta insanlar zorlanıyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, bu koronavirüs döneminde kiralar da özellikle büyük şehirlerde en az %30 civarında arttı ve halen artmaya devam ediyor. Ayrıca ev satın almak isteyenler için de üzücü bir durum söz konusu. Çünkü ev fiyatları da geçen yıldan bugüne kadar minimum %30 artmış durumda. Yani Fransa'da bir fiyatların şişkinliği durumu söz konusu. Bundan sonra bu fiyatlar iner mi? Bana soracak olursanız Fransa'da bundan sonra fiyatlar inmez, aksine yükselecek diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, eskiden insanlar bir şekilde kredi alıp uzun yıllar borçlanarak ev alabiliyordu ama ev fiyatları öyle bir noktaya geldi ki artık vatandaşın bu krediyi alıp ev taksidini ödemesi neredeyse imkansız. Özellikle işçiler için durum daha da zor. Vatandaşın temel gıda ihtiyaçlarının markette, çarşıda, pazarda en az %30 oranında arttığını düşünürsek, Fransa'da da tıpkı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi maalesef ucuzluk diye bir şey kalmadı. Ucuz market diye bir şey yok, ucuz ürün diye bir şey maalesef söz konusu değil. Ancak kıymetli izleyicilerimiz, sosyal yardımlara baktığımızda durum daha da acı. Sosyal yardımların artmadığını ve bundan sonra da pek kısa zamanda arttırılacağını görmüyoruz. Maalesef durum daha zor. Emekliler için, özellikle bizim vatandaşlarımız, düşük emekli maaşı alanlar için tablo daha da ağırlaşmış vaziyette. Pek çok vatandaşımız almış oldukları emekli maaşıyla geçinemediği için, hele bir de sosyal yardım almıyorsa, bu vatandaşımızın ay sonunu getirebilmesi, temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmesi gerçekten çok zor. Şu anda Avrupa'da maalesef emekliler ikinci sınıf insan olarak görülüyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü almış oldukları maaşlarla geçinebilmeleri imkansız. 25-30 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök ama almış olduğun para 700-800 euroyu geçmesin. Genel ortalamayı söylüyorum. Tabii ki yüksek alanlar da var ama çok az bir kesim. Bu paralarla özellikle bizim vatandaşlarımız geçinemediği için yılın 6 ayını ya da daha fazlasını Türkiye'de geçiriyorlar. Geri kalan kısmında Fransa'ya geliyorlar. Ama maalesef şu anda Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkelerindeki durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın. Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre gibi ülkeler ekonomik olarak çok zengin ülkeler. Ancak içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde vatandaşlarının gerektiği kadar yanlarında bulunamadılar.
Yüzyılda bir meydana gelen ve böylesine ağır bir salgın döneminde vatandaşının yanında olmayan bir devlet, bir hükümet, bir yetkili emin olun ki bundan sonra vatandaşının yanında olmayacaktır. İstedikleri kadar çıkıp desinler ki biz sosyal devletiz, şöyleyiz, böyleyiz ama ben Hatice'ye değil neticeye baktığım zaman tablonun hiç de öyle olmadığını gözlemliyorum. Avrupa ülkelerinden bahsediyorum arkadaşlar, başka bir ülkeyi anlatmıyorum. Avrupa zengin olduğunu, müreffeh olduğunu, insanlarını gerçekten çok iyi yaşattığını söylüyor ama bugün emeklilerin maaşına baktığımız zaman ya da 1500 lirayla 1500 euro ile 2000 euro arasında maaşı olanların hayat standartlarına baktığımızda durum bize aslında her şeyi gösteriyor. Bu paralarla geçinebilmek gerçekten çok ama çok zor. Oysa ki değerli izleyicilerim, emekliler özellikle de 25-30 yılın üzerinde çalışan insanlar sayesinde bu ülkeler kalkınıyor, üretiyorlar ama görüyoruz ki emeklilere ne kadar az süre maaş verirsek o kadar kendilerini kârda sanıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da şu anda 68 yaşında emeklilik konuşuluyor, bu tartışılıyor. Kısa bir süre sonra da bunun yürürlüğe gireceğini düşünüyorum ben. Yani yarın öbürsü günde biz emeklilere sadece 10 yıl maaş veririz derseler şaşırmayın. Evet, emeklilik maaşı sadece 10 yıl verilecek derler mi? Derler. Çünkü emeklileri gerçekten bu ülkeler ekonomilerinin üzerinde birer kambur olarak görüyorlar, yük olarak görüyorlar. Yani onların çalıştıkları dönemde ödemiş oldukları sigorta primlerini ya da dökmüş oldukları alın terini yok sayıyorlar. Tablo bu şekilde ağır arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu koronavirüs ağırlaştıkça vatandaşın durumu ne olacak? Değerli izleyicilerimiz, siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam mutlak surette yayınlarımızı beğenerek kanalımıza abone olmanız. Çünkü daha fazla insana ulaşmamız için desteğiniz gerekiyor. Sizlerden ricam lütfen bir like atın ve kanalımıza abone olun.